Merhaba. Çok acil şekilde evden çıktık çünkü bugün mezuniyet için kıyafet bakmaya gidiyoruz. Bak mavisi böyle normal. Hani bebe mavi. Işıktan öyle çıkıyor. Şöyle. Merhaba. Sizinle en son binada görüştük ama oradan sonra çok şey yaşandı. Otobüse bindim metroya gelmek için. Otobüste kavga oldu. Karıştığım bir kavga oldu. Oradan çıktım, metroya bindim. Alışverişe geldim. Ümraniye'ye geldim. Ümraniye'deki bu çarşıya ilk kez geldim. Orada birkaç mağazadan etek denedim. Mezuniyet kombinimin aslında başta elbise giyeyim diye düşünüyordum. Daha sonra elbiseden vazgeçtim. Bu takım giysem mi diye düşünüyordum ama benden önce mezun olan arkadaşlarım, yani farklı üniversiteden mezun olan arkadaşlarım takım giydiğinde ben takımı böyle çok sevemedim, yani hoşuma gitmedi görüntü olarak. Takım giyiyorum, o yüzden elbise giyerim diye düşünüyordum. Şimdi takım, yani ceket artı etek giyeyim diye düşünüyorum. Ceketim beyaz bir blazerim var, daha önce almıştım. Onu yanıma getirdim. Burada elimde poşet oydu. Yanıma getirdim. Yani eteklerle deneyeyim diye. Denedim. Çok güzel bir mağaza buldum. Yani daha ismini biliyordum ama hiç alışveriş yapmamıştım. Hani internetten ne varmış diye bile bakmıyordum. Vesna diye bir mağaza. Oraya gittim ve çok güzel bir model etek buldum ve 6-7 tane rengi vardı. Zaten pileli etek arıyordum. Bir sürü rengi vardı. Denedim. Cübbeyle en uygun, hani böyle sırıtmayacak ve cübbenin de bir parçası gibi görünmeyecek bir şey bulmaya çalıştım ama üzerimdeki blazerla hiç olmadı. Blazer biraz oversize. O yüzden etekle olmuyor. Yani normalde ayırmıyorlarmış. Bir kızdan rica ettim, yarın öğlene kadar tekrar gelsem. Çünkü hani kıyafetimi evden getireceğim dedim. Tamam, yaparız bir şeyler dedi. Öyle. Bugün bir şeydi. Kaos, yani şeydeyim, kabindeyim. Fotoğraf çekiyorum, annemi atıyorum, arıyorum. Annem zaten hiç memnun olmuyor yani. Onu memnun etmeye çalışmaya başladım bir anda. Sonra telefon kapattım, dedim seni niye memnun etmeye çalıştığımı anlamıyorum dedim falan filan öyle. Kafayı yedim. Artık bir eteğe ve üzerine giyebileceğim kısa bir gömleğe ihtiyacım var. Ceketi giymeyi düşünmüyorum şu an. Yani yarın farklı bir ceketim getirecektim, evet, ama bilmiyorum artık. Neyse, Zara'da bir tane bluz, gömlek bluzlar vardı. Çok beğeniyordum ama eski sezon, yani 2 ay önce falan bitti diyebilirim. Belki öyle bir şey bulurum yine. Eteğin iadesini almıyorlarmış. Bugün götürecektim, evde deneyecektim. İade yapmıyoruz, sadece hediye kart veriyoruz dedi. Ona da ihtiyacım yok. Kaos yani. O yüzden Zara'da falan bir şeyler bakacağım, Zara'da, Mango'da. Oradan bir şey bulursam onları iade edebiliyorum eğer olmazsa. Ama eteği edemiyormuşum. Yani şimdi de sıkıldım artık. Eve dönecektim. Madem dışarıdayım, yemek yiyip eve döneyim dedim. Burger King'de yemeğimi bekliyordum. Steakhouse söyledim. Normalde her zaman McDonald'sçıyımdır ama hiç Steakhouse yediniz mi? Bence yiyin. Siparişim oldu mu? Hazır olun. See you. Mağazasında varmış. Sadece Zorlu'da ve caddede var. Ama cadde 12'de açılıyor. Bugün pazar olduğu için ben de Zorlu'ya geldim. Umarım vardır. Arkadaşlar, maalesef hüsran ve hüsranla karşılaşıyoruz. Sabah uyandım, Zorlu'da var diye geldim. Ve kadına sordum, yani mağaza çalışanına. Ürün stoğunu kontrol etti. 15 dakika falan bekledim. Yani mağazayı bitirdim artık. Mağazada kimse yok zaten. O yüzden gezmek hiç keyifli değil. Zorluğun Zara'sını sevmiyorum zaten. Ama yokmuş. 15 dakika bekledim ve ürün yok. Şimdi de H&M'e geldim. Caddeye gideceğim. Cadde 12'de açılıyor. H&M'den 2 tane ürün buldum. Ne arıyorum? Eteğimin üzerine giyebileceğim bir açık renk bluz arıyorum. Hemen size göstereyim. 2 tane ürün beğendim. Ama Zara'daki çok uygun fiyatlıydı ve benim çok sevdiğim bir şeydi zaten. Onun o kadar uygun fiyatlı olmasına şaşırdım. Ama yok zaten. Hemen size bluzları gösteriyorum. İyi ki bu kadını göstereyim. Bunu aldım.
şurasında böyle bir drapesi var. Şu an çok uçlu olmadığı için anlaşılmıyor. Beli de tam yani beli böyle çok güzel şey veriyor, kavis veriyor. Bu birincisi, bu da ikincisi. Bunun x-small'u kumaşı böyle şey likralı olduğu için gıcık hissettirdi. Yani boğazıma falan rahatsız etti. Ama bunu çok düşünmüyorum zaten çünkü içinden şeyleri, vatkaları görünüyor. Bundan vazgeçtim. Şunu alacak gibiyim çünkü eteğim de saten, bu da saten. Aynı kumaştan. Şöyle göstereyim ikisinin arasındaki farkı. Bu birazcık daha şey, bej, kahvemsi, bu daha sarımsı. Şuna karar kıldım. Bunun da kodunu göstermemi isteyen varsa. Bu şekilde. Cadde mağazasına geldiğim son bir tane görünüyormuş. Bakacağız artık var mıymış, yok muymuş. Umarım var. Buldum. Çok şükür istediğim her şeyi aldım. Çok mutluyum. Eteği eve gidince deneyeceğim. Burada denemedim, direkt aldım. Artık aldığım üstlerle birlikte deneyip size de gösterelim. Evde görüşürüz. Sonunda eve gidebildim ve bu yüzden çok mutluyum. Bugün o kadar yoruldum ki sabah uyandım, Zorlu'ya gittim. Çekmeköy'deyim yani, oradan gidiyorum. Çekmeköy'den Zorlu'ya gittim. Hadi onu taksiyle gittim ve çok kısa sürdü. Sonra orada stoğu yokmuş, caddeye gittim. Caddeden tekrar Ümraniye'ye gittim. Ümraniye'den de Çekmeköy'e geri döndüm. Yani keşke sabah caddeye gitseydim ama işler olmayacak gibi hissettim caddede nedense. Ve ilk Zorlu'da Zara'ya gittiğimde orada stoğun olmadığını söyleyen kız, yani normalde onun bana ürünü getirmesi gerekiyordu. Ödüm koptu. Normalde onun bana ürünü getirmesi gerekiyordu veya ürünü teslim noktasına koyması gerekiyordu ama yapmadı ve ben onun peşinden koştum. Kızı 3-4 kere, yani 15 dakika geçti. 15 dakikadan sonra kızı rahatsız etmeye başladım. Sordum. Arkadaşım soruyor dedi. En sonunda sordum. Dedik bir hep de kızın etrafında, yani mağaza bomboştu zaten. Benim dışında bir tane müşteri vardı. Hep kızın etrafında dolaştım diyebilirim, beni görsün diye. Ben size bakındım ama sizi bulamadım, işte stok yokmuş dedi. Ben onu sorduktan sonra. Bu da bana inandırıcı gelmedi açıkçası. O yüzden tekrar bakabilir misiniz falan dedim. Ama neyse, buldum demek ki caddeye gitmem gerekiyormuş. Çok yoruldum. Bugün normalde dışarı çıkacaktım. Feyza ile görüşecektim ama sanırım Feyza'ya görüşemeyeceğimizi söyleyeceğim. Çünkü inanılmaz yoruldum. Ve yarın da okula cübbe almaya gideceğim. Cübbemi teslim almaya gideceğim. Şimdi daha aldıklarımı üst ve altı birlikte denemedim. Üst zaten biraz onu ütülemem gerekiyor. Buharlı ütüyle onu bir ütülemem gerekiyor. Ama dinlenmem lazım her şeyden önce. Gerçekten çok yoruldum. Ve dün de geç uyumuştum. Bugün erken uyandım. Neyse, kısacası ben bugün deneyeceğim ve size de buraya kliplerini koyarım. Hatta şöyle yapalım. Siz benim bugün aldıklarımı izlerken ben de okul yolunda olayım ve cübbemi almak üzere arkadaşlarımla buluşayım. Evet. Görüşürüz. Geldim ve şu an cübbemi almaya gidiyorum. Yolda arkadaşımla karşılaştım. O cübbesini almış, defolup gidiyor. Beni beklememiş. Diğeri de okulda bir yerde oturuyormuş. Umarım onu bulurum. Bir kişi de benden sonra geliyor. Böyle saçma bir şey ancak bizden beklenirdi. Gidiyorum bakalım. Evet, size biraz mezuniyet serüvenimden bahsedeyim. Aslında benim dönemimdeki arkadaşlarım, benimle aynı dönem başlayan arkadaşlarım bu sene mezun oluyorlar ama ben olmuyorum. Çünkü dersim var.
ama mezuniyet törenine katılacağım ve bir sene daha hala bu okula gelmeye devam edeceğim. Yani aslında son dönem gelmeyeceğim ama bir dönem daha ekstra geleceğim. Evet, o yüzden biraz arkadaşlarımsız okuyacağım için buruk hissediyorum. Kendimden küçük dönem olan arkadaşlarım var. Onlarla devam edeceğim ama yani onunla devam edeceğim ama başka çok arkadaşım kalmıyor. Hiç. Arkadaşlar, arkadaşlarımın gazabına, sahtekarlığına ve ihanetine uğradım. Ama ilk kez yaşadığımız bir şey değil, alışkınız. Okula geldim. Yani cübbemi aldım. Ama bilin bakalım, ben bu cübbeyi almak için neden bugünü bekledim? Çünkü arkadaşlarımla cübbeyi aldıktan sonra takılacağız sanıyordum. Ama yine de beni yanıltmayan bir tane arkadaşım oldu. Allah ondan razı olsun. Kendini göstermek istiyor mu? İstemiyormuş. Gizli. Gizliymiş. Şevval ve Emir bir daha sakın gözüme görünmesin. Emir hemen karşımdan gelmiş, yolumu kesiyor ben gidiyorum diye. Git kardeşim. Ne kadar yol varsa hepsine git. Sanki çok işi var, sanki müteahhit başıma. Neyse, bye. Evet, videomuza devam ediyoruz. Şu an kameraman çaldı videomu. İsmail'e geldik. Mezuniyet... Ya yapma. Cübbeyi aldıktan sonra... Yemek yemeye geldik, bu kadar. Arkadaşlar. Efendim? Az önce bir şey fark ettim. Ne kanalıma abone olmuşsun ne de videomu beğenmişsin. Şu an bu videoyu durdur çabuk. Bir dakika. Durdur ve hemen abone ol. Önce abone ol, sonra beğen. Hayır, önce beğen, sonra abone ol. Herhalde. Birazdan bakayım, iki hesabı var. Ben bak, İnsanlar beni tutuyorlar size abone yapmamam için. Kanalıma hemen abone ol ve videomu beğen. Belki bir sonraki videoda annene küfür etmiş olabilirim çünkü yani. Bence buralarda bir yerde olman gerekiyor, okey? Bye. Herkese merhaba ve bu sancılı çağrı devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten bıktım. Mezun olacağım sadece. Baştan aşağı her şeyi almama gerek var mıydı? Niye yani? Benim giysim. Plumber'a geldik ve istediğim ayakkabıyı buldum. Aslında beyaz giyeyim dedim ama çok sırıtacaktı üzerimdekiler krem olduğu için. O yüzden bu ayakkabıyı deneyeceğim şimdi. Az önce bir denedim. Bir kez daha size göstereceğim. 37 giyiyorum normalde. 36 deneyeceğim. Çünkü 37 olmadı. Evet. Hemen bakalım. Evet. Ayakkabımız bu şekilde bilekten bağlamalı. Arkadaşlar merhaba, okula geldik ve bir tek biz varız, herkes bir çağırdı, kimse yok. 4.30'da gelin dediler ama 4.30'da geldik, kimse yoktu. İnşaat işleri uğraşanlar ofisi kapatıp gelemedi. Onların adını anmıyorum bile artık. Size ortamı gösterirdim ama kıyafetlerimi giymediğim için göstermiyorum. Bye. Kesinlikle gelmesin. Merhaba. Neyle? Çekebilir miyim seni? Takılıyoruz. Hala kimse gelmedi. Gelenler de bize selam bile söylemiyorlar. Emir'le iki yıl konuşmuyoruz arkadaşlar, bay. Şevval şu an profesyonel fotoğraf çekiminde olduğu için size selam veremeyecek. Feyza Şevval'in fotoğraflarını çekiyor. Evet Şevval, neler söylemek istersin? Mezun oluyorsun. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersin? Dur bir dakika, herkesin önünde. Şevval burada. Feyza burada, ablam kaçıyor. Sen? Allah mezuniyetlerin olmazsa olmaz. Babam annemin yanına gitsin, annem. Makine mi gitsin? Arkadaşlar. Çık! Oğlum çok karizmatik lan. Ama maalesef hiç güzel çıkmıyoruz ışıktan dolayı. Bir de Emir'in tipinden dolayı olabilir. Yalnız burada bir şey eksik. Hocam eksik. Arkadaşlar. Yani asla başlamayan bir prova ve 3.30'da buraya çağrıldık. Saat 9.30 olduğu için ulaşacak bilmiyorum. Beğendim. Kendinize iyi bakın. Benim de güzelliğim ne? Hocam nerede? Arkadaşlar, deneme sürümü yapıyoruz. Tek ve ilk. Denemesiz, provasız. Mezun olacağım. Çok heyecanlıyım. Kendime bakabilir miyim? Hadi gidelim ama. Seni takmayacağım. Mezun oldum ama yanımda garantisi olamadım.
İşte mücahit IQ. Kadiroğlu mimarlık. Oğlum çok iyi çıkıyor. Kadiroğlu mimarlık. Kartal Titanic Oteli'nin arkası. Hiç daha vuramadım. Saatlerdir mezun olamadım. Zaten bu bir serüven ve çok uzun sürecek. Ama hala bizi yollamıyorlar. Esir alındık. Aslında bayılacağım en son. Hani kahvaltı yaptım. O yüzden çok sıkıldım. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Bu vlogu izleyen mezun olan arkadaşlar, birazdan Emircan işin ödül numarasını vereceğim. Staj hemen size yaklama yaptım. Ve daha anne babamla ve çiçeğimle fotoğraf çekilmedim. Yes. Anne babamızı çöpe attık ve artık arkadaşlarımızla takılmaya başlıyoruz. Caddeye gideceğiz buradan. Kınadan aynen. Ortam böyle dağıldı. İnsanlar evlerine gittiler. Golf sahası kemerden çıktı. Hattayız. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. Mezuniyet törenime. Cenk'in YouTube'daki ismine ünvan eklemek. Mimar Fatma Sena Kayacık. İyi akşamlar. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Mezuniyetime eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben arkadaşlar, tüm ayranlarım benim yanımdalar. Bir tanesini gösteriyorum. Serkan son videolarımı izlemiş. Tek videolarımı izleyen arkadaşım olabilir kendisi. Başka hiçbir yakın arkadaşım izlemiyor. O yüzden kendisine buradan teşekkür ediyorum. Abla, size tanıştığım için çok mutluyum. Görüşürüz.